Herkese merhaba arkadaşlar. Bu haftaki gezimizde İnönü Mağarası'ndayız. Eski ismiyle İnözü Mağarası. Ankara'nın Güdül ilçesinde bulunuyor ve yaklaşık merkeze 80 kilometrelik bir mesafesi var. Belediyenin kaynaklarına göre M.Ö. 2000 yılına kadar dayandığı yazıyor tarihinin. Güzel bir yapı. İçerisinde localar var ve zemine göre bayağı yukarıdayız şu an. Yürüyüş yolu yapılmış içerisinde ve tek tek localara uğraya uğraya geziyorsunuz ve hep bir uçurumun kenarında yürüyorsunuz. Güzel bir ortamı var. Aşağıda deremiz akıyor. İlk buraya gelirken hazırlıklı geldik. Kahvaltılık malzemelerimizi, semaverimizi ve kahvemizi yanımızda getirdik. Ve gelirken de Güdül ilçesinden alışverişimizi yaptık. Çok güzel sağlıklı köy ürünlerine ulaştık. İlk önce burada güzel bir kahvaltı yaptık aşağıda. Şu gözüken bölgede, çardaklarda. Daha sonra kahvemizi içtik ve yürüyüşe çıktık. Gördüğünüz gibi şu an rakımı yüksek bir yerdeyiz kahvaltı yaptığımız yere göre. Haydi şimdi hep birlikte diğer localara bakalım. Evet, şu an localardan birindeyiz ve eşsiz bir manzara. Şimdi de localara geldiğimiz zor yolları göstereyim size. Haydi gelin. Evet, şurada artık telefonun ışığıyla ilerleyebiliyoruz. Şu ana kadar normal. Buradan sonra çömelmeye başlıyoruz. Ve şu ileride gördüğünüz ışıkta iyice sürünmek zorunda kalacağız. Evet, şu an mesafeyi görüyorsunuz. Buradan çıkıyoruz. Sürün. Hoppa. Evet arkadaşlar, şimdi de sizi yürüyüş ekibimdeki arkadaşlarımla tanıştıracağım. Merhaba. Merhaba. Evet, Seda'dan başlayalım. Seda, nasıl bir yürüyüştü? Şöyle, böyle tahmin etmiyordum burayı. Çok adrenalin dolu. Biraz zorlandım. Çok fazla böyle şeyler yapmadığım için ama bundan sonra hep yapmaya karar verdim bugün. Evet. Çok eğlenceliydi. Adrenalin bol. Hep birlikte inşallah daha fazla yürüyüş yapacağız. İnşallah. Orhan, sen ne düşünüyorsun? Bence böyle yerlerin kıymeti bilinmiyor. Biz kuş yemlerini yemiş. Evet, yemiş. Evet, şöyle de göstereyim. Kalkmış. Onun dışında her şey çok güzeldi. Güzel bir doğa olayı. Tarih var ama anlatacak herhangi bir şey de yapılmamış. Onun dışında gayet güzeldi. Keyifli bir yürüyüş oldu. Ya aslında o çok doğru. Biz de mesela yıllardır Ankara'dayız ama burayı yeni keşfettik. Hiç reklamı falan yok. Bence olsa daha güzel olur. Evet. Tuğçe, sen ne düşünüyorsun? Ben kahvaltıdan itibaren güzel bir organizasyon yaptığımızı düşünüyorum. Buraya gelince de bence gerçekten turizme açılmalı bu alan. Onun dışında bence güzeldi. Ensar, tüm bakışlar senin üzerinde şu an. Açıkçası hava güzeldi. Güzel bir gündü. Kahvaltıdan sonra beklemediğim şekilde ilginç, yani eski yerleşim yeri olan bir yer. Ama kısa sürede restore edilmeli ve tanıtımı yapılmalı. Evet, Hilal sen? Hiç bu tarafa bakmıyordun. Tüm arkadaşlarıma katılıyoruz. Ayrıca şunu söyleyebilirim. Gerçekten ülkemizde bu kadar doğa güzelliği olan yerlerin korunması, bakımının yapılması gerektiğini düşünüyorum. En kısa zamanda inşallah burası da turizme kazandırılarak güzel bir yer olacağını düşünüyorum. Buradan ilgililere selamlar. Evet, ilgililere ben de selam söylüyorum. Mesela şu aşağıda çok ilginç bir görüntü var. Buradan tam belli olur mu bilmiyorum. Şöyle biraz kameraya yakınlaştırayım. Bu tarihi yapının tam yerine mangallar yerleştirilmiş. Hani bunu hangi mantıkla yapıldı ben çok merak ediyorum. Buradan da Güdül Belediyesi'ne sesleniyorum. Hani umarım buna bir çözüm bulursunuz diyorum ve gezmeye devam edelim. Müzik.
yürüyüşümüzde çok güzel bir rotası var buranın. Derenin kenarında yürüyoruz. Bu arada sesim iyi olmayabilir, o yüzden özür diliyorum. Çünkü derenin sesi benim sesimden daha baskın. Hadi şimdi yürüyüşümüze devam edelim. Evet arkadaşlar, bugünkü gezimizi bu dingin sakin noktada tamamlıyoruz. Normalde yolumuza çıkacaktık ama biraz keyif yapmak istedik. Semaver'de çay keyfi yapacağız, ondan sonra da Ankara'ya doğru yolculuğumuz başlayacak. Ve ondan sonra yeni haftanın koşturması, stresi, her zamanki gibi pazartesi sendromu bizi bekliyor. Buradan size bir hikaye anlatmak istiyorum. Bu hikayemde iki oduncumuz var. Zamanı geldiğinde ağaç kesmek için araziye giderler. Biri aralıksız çalışır, doğru düzgün yemeğini yemez, çay kahve molası vermez, sürekli çalışır, sürekli ağaç keser. Diğeri ise zamanı geldiğinde molasını verir, çayını kahvesini içer, doğru düzgün rahat rahat yemeğini yer ve tekrardan çalışmaya başlar. Sezon bitip de ağaç sayımına geçildiğinde dinlenmeyen kişinin daha az ağaç kestiği anlaşılır. Ama isyan eder bu duruma. Hani sen sürekli molalar verirken, keyif yaparken, hatta sen işi bırakıp dinlenmeye eve gittiğinde bile ben burada çalışıyordum da nasıl benden daha fazla kesersin? Karşı taraf rahat bir şekilde evet sen çalışıyordun ama hiç baltanı bilemedin, bunun farkında mısın der. Ben dinlenirken bir taraftan da baltamı biliyordum. Bu sayede daha çok, daha az çalışarak daha fazla ağaç kestiğini söyler ki biz de hayatta böyle olmamız lazım. Hayatın bize empoze ettiği şeyler var ve sürekli biz bu stres altında koşturmakla ömrümüzü tüketiyoruz. Aslında para harcamıyoruz. Sürekli ömrümüzden tüketiyoruz ve bir şeylere sahip olmaya çalışıyoruz. Bence doğaya saygılı olmak kaydıyla doğanın tadını çıkartalım. Belli yaşta, hani her şey yaşında güzel. Yaşımız ve gücümüz, enerjimiz el verdiğince bence doğanın tadını çıkartmak ve bu şekilde kendimizi şarj etmek daha güzel diye düşünüyorum. Her şey zamanı geldiğinde olacaktır. Ve burada biz kendimizi şarj ettikçe hem hayata karşı bakış açımız değişirken işlerindeki performansımızın da artacağını düşünüyorum. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Eğer videomu sevdiyseniz beğenmeyi lütfen unutmayın. Ve kanalıma abone olup da bana destek olursanız çok sevinirim. Görüşmek üzere.